Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Ee, öncelikle kanalıma abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım sorusu var. Aşağıda okuyorum arkadaşlar. Link bırakıyorum altta. Tıkladığınızda WhatsApp üzerinden iletişim kurmuş oluyorsunuz benimle. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden WhatsApp'tan rica ediyorum. Ulaşmak isteyen arkadaşlarım yazarak ulaşım sağlayabilirler get kahve falı Instagram hesabından da ulaşım sağlanması mümkün tabii. Ben gün içerisinde e, izleyecek bütün arkadaşlarım adına güzel temellerde bulunduğum fincanımı açmak istiyorum. Gönüllerinden neler geçirdilerse gerçekleşsin inşallah umuduyla niyetiyle kapatmaktayım arkadaşlar falımı. Şimdi Evet ben özellikle geçmişte gördüğüm fal yani kısımları da mutlaka dile getiren bir yorumcuyumdur ki bu konuda yorumla diyenler var yorumlama diyenler var. Ben özetle olsa yorumluyorum. Kısmetli bir insan olduğunuzu net söyleyeyim. Gelecek kaygısı fazla bir kişi olarak çıkıyorsunuz falınızda. Ee, bir kişiyle yollar ayrılmış e, gibi durmakta ama sizi mutlu bir ayrılış olarak görüyorum. Zarar görmüş taraf değil de kendisini küçültmüş birinden bağınızı koparttığınızı görüyorum arkadaşlar geçmişe baktığımda şimdi bir tane böyle bir masa gibi hatta bir zemin üzerinde üç kişi konuşma halindesiniz dördüncü kişi bir büyükmüş gibi yani sanki bir anne ya da bir baba var orada ya da bir yönetici var ve üç arkadaş gittiniz bir yöneticinizin kafasını çalmışsınız gibi değerlendirin bir talep var ama üçünüzü birden sevindiren bir talep bu e, hukuksal şöyle yani hakkınızın olduğunu gördüm. Hukuksal demeyeyim ona. Hak ettiğiniz bir şeyi temel, e, dilekleriniz, umutlarınızı bu yani inşallah güzel gelsin. Bak konuşacağız ama da bakalım nasıl olacak falan gibi kendinizce hani bir vesvese hali. Aa, gayet güzel oluyor arkadaşlar. Hak ettiğiniz bir durumu net bir şekilde aldığınız o büyükle bu büyük gördüğüm kişiyle konuşmanın sonrasında ağlamayan bebeğe meme yok arkadaşlar dileklerinizi, isteklerinizi, hedeflerinizi çevrenizdeki insanlara net olarak belirtmek tabii ki de çözüm e, buluyor. Falınıza göre de öyle olmuş. Belirtmiş ve isteğinizi almışsınız. Şimdi hayatınızda hedeflediğiniz üç tane yol var. Üç tane istek, dilek, niyet. 3 tanesi de sizin adınıza önemli. Birisiyle ilgili net bir değişim istiyorsunuz. Yani bir yenilik. E, taşınma araba çıkmış. Bu araba değişimi bile olabilir bu arada ama araba genelde sadece araba olarak değerlendirilmediği için şunu söyleyebilirim. Bir yere gitmek istemek, bir yeniliğe gitmek istemek, yeni bir sayfa açmak, yeni bir hedef belirlenmiş bir yenilik iş değişirsiniz, ev, ev değişimi bilemedim, semt, ülke belki bilemedim ama adınıza dileklerinizden birisi değişim üzerine. Güzel de bir değişim uğruyorsunuz falanız inanılmaz ferah. Yani 5 rakamınızı görüyorum ve bayın sayının sonunda gerçekleşecek bir şey var ki bir kişi inanılmaz gözünüzde gelecekten çok ümidiniz yüksek yani baktığım zaman depresyon meyilinden ziyade ha bu insan tuttuğunu kopartır enerjisi alıyor kimisi böyle depresyona çık girmiş çıkamıyor sizdeki depresyona girmek benim için lüks diyor gibisiniz ya. hep azim hep çalışma hep hedef yani o yüzden bu anlamda güçlü bir karakter olduğunuzu görüyorum. Bir tane engelinizi ayaklarınızın altına almışsınız artık. Özellikle Mayıs'ın sonunda Haziran'ın ortasına kadarki süreçte engel gördüğünüz bir hendekten aşacaksınız diyor bana falanız. Bunun yanı sıra özellikle birisi çok geçmişe bakıyor. Bu sizin bir parçanız bile olabilir. Yani bazen geçmişe dönüp baktığınızı görüyorum ya da bu bir kişi çevrenizdeki bir kişi sizi sürekli geçmişteki bir şeyle itham etmekte. Buradaki aldığım enerji ve mesaj şu. Ya sizin bir tarafınız ya da size bizzat birisi geçmiş 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 geçmiş, geçmiş diyor. Siz de diyorsunuz ki bir dakika ya ben bu geçmişi ortadan kaldırayım, üstüne basayım, bir hendekten atlayayım. Belki de durum budur arkadaşlar. Kolektife baktığım için ne demek istediğimi en doğru şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hoş şunu da belirtmek istiyorum. Ben burada örneklendirme yaparken kolektif herkesin falı özel fal değil de genel bir fal açılımı olduğu için de örneklendirmelerimi işte abi diyorum, abla diyorum, anne diyorum, baba diyorum. İşte içinizde öküz oturur ya bazen diyorum. Tüp bitir, bilgisayar diyorum bir şeyler. Yani böyle uç örnekler ve verdiğim zamanlar da oluyor. İşte yani sadece yorum yani hani benim abim yok ki ne saçmalıyorsun sen diyen de var. Tüplü bilgisayar mı olurmuş diyen de var. Arkadaşlar örneklerime değil de buradaki falın nasıl anlatmaya çalıştığıma yani oradaki falın mesajına yoğunlaşırsak çok daha sağlıklı olacaktır. Bu da bir sadece e, detay olsun. Bilginiz olsun. Örneklerime yoğunlaşmayın. Çünkü ben burada acaba sizin ruhunuzun bir parçası mı geçmişe takılı kalmış yoksa birisi mi sizi geçmiş düşünmeye şevklendiriyor sevk ettiriyor daha doğrusu şevkten ziyade. Bunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Şimdi ben burada bir tane erkek var ki Haziran ayında bir erkek size böyle bir küpü küp bu bu küp bayağı altın küpü gibi yani yani bir testi gibi bir şey tutuyor Arkadaşlar bir erkek bu testinin içi sizin için kısmetli olan bir şeyle dolu gibi yani size bir fırsat sağlayacak gibi Haziran ayında bir erkeğin size de şunu dediğini görüyorum bak kızım bak oğlum Hani bak evladım ee, senin için bu bir fırsat olabilir dedi bir şey önerecek ve o önermeyi siz ciddi anlamda değerlendiriyor gibi çıkmışsınız ki baya baya düşüneceksiniz bunun üstüne aldığım enerji Haziran'ın sonrasında sizin bu gelen küp gibi gördüm bu bir kısmet arkadaşlar içi para da olabilir tabii ki de para kazanabileceğiniz bir iş fırsatı da olabilir hani bunu bilemiyorum ee, ama size güzel bir şey sunuyor bu adam Babanız, abiniz, amcanız, arkadaşınız bunu bilemem. Ee, özellikle Haziran-Temmuz aylarınızı bu yeni bir işe adım atmak ama şey diyor ya ben zaten hali hazır bir öğretmenim. Bu mesleğimde kaybetmemem lazım. Ben bunu nasıl yapabilirim? Der gibi bir değerlendirme haliniz var. Mevcut durumunuzu korumaya çabaladığınızı görüyorum. Fakat bu teklif, bu iş, bu size güzel bir fırsat arkadaşlar. Yani sonrası sizin tahmin ettiğinizden daha fazla bir para geliyormuş gibi. Ufku geniş baktığınız bir süreç burada. Özellikle Temmuz'un sonunda Hatta yanınızda biri de var. Mesela bugüne kadar yani Temmuz ayına kadar sizi aşkla görüyor değilim. Var olan ilişkiniz rutin gittiği için yansımamıştır ya da hayatınızda biri yoksa da Hele hele bu paranın daha doğrusu var olan önerilerin sizin adınıza parasal kazanımları arttığı dönemde sırayı aşka getiriyorsunuz. Benim anladığım bu. Çünkü yanınızda temmuzun sonunda biriyle beraber bu paraya baktığınızı görüyorum. Ortak bununla alakalı şuraya mı yatırsak buraya mı yatırsak der gibi başında durmuşsunuz. Ben falınızın bereketli olduğunu söylemiştim. Hatta arkanızdan korunuyor gibisiniz. E, i̇ki kişi karşılıklı kulaktan kulağa konuşuyorlar hatta. Karşılıklı da değil. Size bir haber gelecek diyor. Temmuz sonunda bir gizemle bu bu şey böyle parayla alakalı. Bu arada gördüğüm parayla alakalı olan olay size şöyle yansıyacak. Sizin aslında almanız gereken 10 lira olduğunu ama size 9 lira verdiğinizi öğreneceğiz. Yani verdiklerini öğreneceksiniz. Aldığınız haber geçmişe dayalı E harfi var. Geçmişe dayalı bir Hmm. Hak edişinizin biri parasını çok seven pintiliği yüzünden size kırtılarak verildiğini böyle bir kırpılmış o paradan verildiğini öğreneceksiniz maalesef evet baya böyle bir şey geliyor yani gördüğüm şey bu ee, yıkılmıyorsunuz sarsılmıyorsunuz da alamadığınız hak olayı sizi maddiyat olarak zorlamayacak bir pay öyle çok büyük almış olan bir, bir maddi zorluk değil de bu yani beklentilerinizi daha doğrusu şöyle yani hiç ondan ummazdım der gibi bir şaşkınlığınız var. Etkilenmiyor yolunuza devam ediyor olarak çıkmışsınız. A harfi görüyorum partnerinizde. Ma, A, M e, harfleri var arkadaşlar. Adında soyun, soyadında olur. Uyanık bir insan hemen yanında böyle bir kurt figürü gibi görünüyor. E, zeki bir insanla beraber olacaksınız Yani boynuna yuları tak nereye çekersen oraya gider değil de kendinden emin ve ayakları üzerinde duran bir karakterle bir partnerlik durumunu görüyorum ki bu parasal mevzularınızın tam da hakikaten çok hani oh be dediğiniz bir dönemde sanıyorum ki sıra aşka geliyor diyebilirim ya da özellikle e, bu parayla ilgili partnerinizin size önerisini dikkate e, alın çünkü partneriniz gerçekten zeki ve size doğru yönlendirmelerde bulunur uyarısı da var olabilir tabii ki de mesajı o, zeki bir partner olarak çıkmış çünkü zarar değil ama bu ha, çok zeki size zarar verecek gibi algılamayın tabii ki de şimdi ben böyle bir destekleyeceğim çünkü akmaya çalışan parçalar zamansal olarak bayağı zamanımızı alabilecek ağırlıkta akacak ben de o yüzden böyle birazcık destekliyorum Kalanlarını tabii ki de kaderini etkilemeyecek şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki Buket Hanım ne kadar çok desteklediniz ya da bir türlü akmadı. Çünkü kalan kısmının mesajı var. Giden kısmı bize bu mesajı versin diye gitti. Şurada sizin gördüğünüz üzere paranız. Yani şu arkadaşlar şu partnerinizi dinleyin. <laughs> bu para artıyor. Yani borç diyebileceğimiz bir parayı olduğunu varsayarsak bir adam tarafından bir vesileyle size öneriler kesinlikle doğru olacak. Partnerinizin de desteğiyle siz umduğunuzdan daha güzel bir şekilde aşacaksınız. Özellikle Ağustos ayınızda tamamen parasal sıkıntılarınızı geride bırakacak olduğunuzu görüyorum. İş yeriyle ilgili güzel çek çıkmış. Ben baştan sil baştan iflas ettim, yine yaparım. Kule yıkıldı, yine dikerim. Hani böyle bir inat var sizde. Bu inat sizi başarıya götürecek diyor. Çekicinizi net görüyorum. İnat ettiğiniz bir konuda etrafınızdaki insanlarla alakalı çatışmalarınız var. Fakat haklı olduğunuzdan emin olduğunuz için de diretmeye devam edeceksiniz ki edin. En geç Eylül sonranızı sizi işle ilgili asla sıfır kaygılı gördüğüm için önünüz açık diyebiliyorum. Parayla ilgili güzel kazanımlarınız olacak kesinlikle borcunuz bile varsa dediğim gibi belki de babanız size bir fırsat yaratacak bir destek verecek ama eşinizin partnerinizin desteğiyle çok daha doğru hamleler yapacaksınız ve Ağustos'un sonunda parayla ilgili hiçbir kaygınız kalmaz. Ferahlık dönemi kesinlikle Ağustos sonra ha yaza kadar yaz dönemleri belki de borç tabi sıkıntınız belki mücadeleniz var ama bir yardım geliyor ki şunu diyebilirim o yardım borcunuz yoksa biri tarafından gelecek ve siz bir iş kuracaksınız kesinlikle ve kesinlikle bu para siz bir sanacaksınız 10 kazandırır diyor bana. İnşallah da bu fal çıksın ee, gerçekten enerjisi yüksek. Ee, aş tarafınızı birlikte hep adam atarken gördüğüm için de birlik beraberliğiniz daim olsun diyorum. Hayatımda kimse yok diyenlere temmuzda var demiştim. Bundan sonrası için de kesinlikle birlikleriniz devam ediyor gibi görüyorum. Aile fertleri birbirlerine bağlı ve özellikle maddi kaygıları açtıkça çok daha huzuru yerine gelen bir aile bağınızın olduğunu görüyorum. E, tılsımlı gibi çevrenizi çepeçevre kurmuş ben yaşayacağımı yaşadım. Zararlarımı aldım. Bundan sonra da akıllandım. Bana kolay kolay kimse zarar da veremez dediğiniz döneme hoş geldiniz diyor bana bu fal. Hakkınızda hayırlı olur inşallah. Tabii ki de Görebildiklerimi aktardım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Ee, öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Buket Hanım biz size ulaşmak istiyoruz. Fakat bu nasıl olacak diye soruyorsunuz. Öncelikle Aşağıda bir link bırakıyorum. WhatsApp linki tıkladığınızda yazarak rica ediyorum ve yazarak bana ulaşmak isteyen arkadaşlarımız için e iletişime geçebilirsiniz. Bukette Kahve Falı Instagram hesabından da bana ulaşım sağlanabiliyor. Buradan da belirtmek istiyorum. Falımın sonuna geliyorum ama videoma devam ediyorum biliyorsunuz ki. Buraları da dinlediğinizi biliyorum. Güzel yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Ee, gün geçtikçe büyüyor ve çoğalıyoruz. Gerçekten hepiniz hoş geldiniz yeni katılan arkadaşlarım. Ee, tek tek isim isim de artık benden mesaj olarak atıyorsunuz. Hani Azerbaycan benden selam beklemişti. Ben selamlarımı iletmek istiyorum dedim. Belirttim. Şimdi de isim olarak bana şu adımda şu adımda selamlar iletir misiniz? Arkadaşlar ben dinlediğinizi biliyorum. Gönlünüze sağlık. Hepinizi selamlıyorum. Tek tek isim isim ülke ülke selam göndermem. Tabii ki de uzunca bir vaktimi alır. Çünkü emin olun dünyanın birçok ülkesinden izleniyoruz. Birçok Türk arkadaşımız e, izliyor. O yüzden de gönlünüze sağlık diyorum. Herkese selam gönderiyorum izleyen herkese. Kendinize gerçekten özellikle ben hep hep şunu söylüyorum. Sağlığımızla sınandığımız bu dönem içerisinde ki geçecek sandık, uzadı da uzadığı umutsuzluğumuzun sebebi aslında se sürecin uzaması. Sağlığınıza dikkat etmeniz konusunda temennilerde bulunuyorum. Gönlünüzde biriktirdiğiniz güzellikleri yaşamanız konusunda temennilerde bulunuyorum. Ayşe'de temennide bulunuyorum. Fatma'da bulunmuyorum değil. Hepiniz için. O yüzden buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar her ülkeden, her yerden izleyen tüm arkadaşlarıma. Ee, malum süreç e, inşallah biter. Ben de sizler gibi duacıyım. Bayram sonramız. Bayram tadında olsun diyorum hepimiz adına. Sağlığımız yerindeyse su yoluna bulacak. Bunu da bize zaman öğretti maalesef ki. Bunlar sınav tabii ki de. Bu sınavlar geçecek inşallah. Şöyle insanoğlunun sınavları hiç bitmiyor. Hayatımız bitene kadar da bu dönem bu sınavlar bitmeyecek. Yani dün farklı şeylerle sınanıyorduk. Bugün farklı şeylerle sınanıyoruz. Yarın da farklı şeylerle sınanmaya da devam edeceğiz. O yüzden sizlerin yapması gereken şey yarınlardan umudunu yitirmemek. En büyük gardı olan umut umut arkadaşlar umudunuzu yitirmeyin. Bugünler geçecek inşallah. Sizlere zarar verebilecek kadar kötü niyetlere sahip kişiler için bedduadan ziyade Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diye bir dua ederim. Ee, ilk gün itibariyle sloganım gibi oldu Aram yani aramızdaki bazı arkadaşlarımızı, birinizin bile hatta böylesi bir dua etme alışkanlığına vesile olabildiysem ne mutlu bana diyorum yazıyorsunuz Buket Hanım sizi dinlemeye başladığım itibariyle benim de dualarım arasında bu oldu diye çok güzel bir dua bedduanın negatif enerjisi seni bulur sevgilini bulur sevdiğini bulur yani yakınlarını bulur derler o yüzden hiç e, o riskten ziyade Allah herkesin kalbinin ekmeğine yedirsin bu ilahi adalet teslim edin. Sonrasında karışmayın. Bir kişi o kötülük çemberinde biriktirdiklerini yaşayabilir. Buna gönülden inanıyorum. O yüzden arkadaşlar sizlerle gönlünüzdeki güzellikleri yaşayın inşallah diyorum. 3 buket kuralı gibi oldu. Bunu yapmaktan sıkılmayacağım yorulmayacağım. Sağlığınıza dikkat edin. Yanı sıra psikolojik sağlığınız arkadaşlar. Yarınlarınızdan o modunuzu yitirmeyin. Bugün bunu yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Umut en büyük ardımız Ve kesinlikle herkes gönlünün ekmeğini yesin. Allah kalbinizin ekmeğini sizlere sunmayı nasip etsin diyorum. Çünkü kalbinize güzellikler biriktirin ve güzellikler sizin olsun istiyorum. Ee, videomun sonuna geldim sabah 10 akşam 7 şeklinde iki ayrı fal videosu yayına giriyor teknik sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar ara sıra denk geldi merak ediyorsunuz çok teşekkür ederim arada sırada bazı aksaklıklar olabilse de genelde sabah 10 akşam 7 şeklinde iki ayrı fal videosu yayına giriyor bir sonraki videomda görüşmek üzere başta sağlıkla kalın hepiniz hoşçakalın arkadaşlar